Beşiktaş 4 birlik galibiyetle 3 puanın sahibi oldu. Geçtiğimiz hafta 3-0 öne geçtiği Alanya deplasmanında 10 kişi kalıp 3-3'e razı olan siyah beyazlı takım maçın başından sonuna kadar iştahlı, etkili, coşkulu oynadığı karşılaşmada 4 gol attı, 3 topu direkten geri geldi. 1 o kadar da pozisyon kaçırdı ve böyle bir ortamda Vavakars Fatih Karagümrük karşısında ee, günün özellikle ilk yarıda en iyisi Enkudu'ydu. Salih çok etkiliydi, öne çıktı. Ee, şöyle bir bakıyorum, son golü Rozier'den geldi. Ee, iki, e, Weghorst'un iki bir golü var 17. dakikada. Ee, Muleka'nın, yeni transferlerden Muleka'nın da e, golle tanıştığını belirtelim. E, tek golü de Vavakars Fatih Karagümrük'ün Cagre'den geldi. Bir 10-15 dakika kadar ikinci yarıda. 3 birlik skorda. Belki de... ...geçen haftanın getirdiği o... E, ...gerilimle... ...tedirginlikle, bilemiyorum hocam... ...bir sıkıntılı bir 10-15 dakikası var... ...Beşiktaş'ın ama... ...çok üstün... E, ...çok e, net... ...şekilde e, galibiyeti... ...hak ettiği bir maç olarak gördüm ben. Sen nasıl gördün hocam? Ee, şimdi... <laughs> Valer'in İsmail. O Alanya maçındaki olaydan sonra Tabi kendisi de gerilmiş biraz belli. Takım da gerilmiş ama mesela 3-1 olduktan sonra Beşiktaşlı futbolcularda ve seyircilerde de çünkü bu espri oluyor ya hani üstü buradan sonra 3-1 falan. Şimdi bir şey var hocam. Yani bir arabayı kullanıyorsun. Bir e, aynı takımın bir temposu var kaç mesela ilk yarı Beşiktaş diyelim ki 200 kilometre süratle gidecek bir takım 150-160 gitti. Zaman zaman 170'e çıktı çok iyi. Bastı aldı direkten döndü gol attı kaçırdı falan hepsi tamam. İkinci yarı başladı bir gol yediler Fatih Karagümrük biraz top yapmaya başladı. Fakat Beşiktaş gene aynı oynamaya oyun oynamaya kalktı. 3-1 galipsin. 3-1 galipsin. Topu kaleciye veriyorlar Karagümrüklüler. Beşiktaş'ta bir iki futbolcu kaleciye gidiyor. Niye gidiyorsun kardeşim? Gel Geri dön. Gel yarı hala. Fazla da geri gitme. 11-11 e e oynuyorsun. Bırak Karagümrük senin üstüne gelsin. Arada top yap. Ver onu al veri. Ötekine ver buna ver. Sen bunu yaptıkça Karagümrük maç 3-1 sinirlenecek. Topa girecekler. Foal yapacaklar. Oyun duracak. Her oyun durması senin lehine. Her oyun durdum bunu 5 dakika 6 dakika yap ki yapabilecek futbolcularım var. Gitme o sırada kara gümrüğün üstüne. Orta sahada ama çok kaleye girmeden, ceza alanına girmeden. Ceza alanının 5-6 metre gerisinde top yap. Adamlar girsinler çıksınlar rakibin seni. yapsınlar yere yat. Biraz dinlen filan derken araya bir toplan zaten gol yaparsın. O arada kafa kafaya oynamaya kalkıyorlar. Peki bunun sebebi ne? Takımın içinde oyunu çevirecek lider oyuncu yok. Var bir tane bugün sakat. Bugün sakat. Gezal. Gezal olsa. Gezala verirsin topu. O bunları yapar. Ama Salih yapabilir. Salih de hemen daha buna hazır değil. Ama bugün Salih. Salih ya yani, Üç kişi iyiyse iyilerden biriydi e yani. Enkudu'dan sonra Salih geliyor. Doğru Yaptığı olsun. çok iyi iş var. Doğru. Aferin. Çünkü buna müsait bir oyuncu. Salihler Enkudu'yu bugün seyrettikten sonra... Valeryan İsmail'in 3-3'lük Alanya maçında yaptığı hatanın ne kadar büyük olduğunu herhalde herkes görmüştür. Burada bunu konuştuk teknik olarak. Yani 4-2-4, 4-3-3 falan hepsi hikaye. Kardeşim bir kişi eksik. En kutuyu al santrafora, Salih'i çıkarma. Bir tanesi çabuk, süratli oyuncu. Bir tanesi topa basıp pas yapacak oyuncu. Öteki de pas yapıyor. Sen ne yapacaksın? Alanya'yı durduracaksın pas yaparak. Enkudu'yu da tutacaksın. İki kişinin arasına vereceksin çünkü. iki kişi tutacak. Uzun toplarla gidecek. Sen arkada dokuz kişiye dokuz kişi oynayacaksın. Bunu yapmadı. Geldiler Beşiktaş takımı ceza alan üstlerine. Koca Beşiktaş takımı 3-3 üç üç berabere kaldılar. O maç teknik direktöre kesilir faturası. hakem mi filan tesiri var. Tamam atıldı batıldı da. Sen, sen Beşiktaş'tan ısıracaksın rakibini. Bak bugün mesela Beşiktaş takımı Hele ilk yarı müthiş oynadı yani. Evet. Çok keyif verdi. Ha, Kara Gümrük çok mu zayıftı da Beşiktaş çok iyi gözüktü. Aynı fikirde değilim. İkinci yarı Kara Gümrük takımının bazı şeyler yaptığını gördük ve yaptılar da. Demek ki Beşiktaş takım onları bir ilk yarı yaptırmadı. Bak orada bir detay var. İlk yarı da Kara Gümrük takımı ilk yarıda da vardı. Onların hiçbirini yaptırmadı. Ne zaman Beşiktaş takımı biraz yoruldu. Beşiktaş takımının dezavantajı ne? Hocam yedek kulübesine baktığınız zaman Aldığın oyuncu ile Sahaya sokacağın Oyuncu arasında büyük fark var Burada da Teknik direktöre ben haksızlık yapmayayım Onu söyleyeyim Beşiktaş yönetiminin yedek kulübesini Biraz daha Bak hazırlaması hocam, lazım diyor Montero, Wellington, Umut Meraj Kartal oyuna dahil oldu zaten Oğuzhan, Cenk Tosun Son dakikada girdi Hasic, Emirhan Delibaş bu ya? Kedan Karaman. Evet. Yani şuradan Allah al gel, alayım de işte oyunu çevirsin, oyunun gidişatını değiştirsin. Oynayanlarla a, e, yedek çok, çok farklı, açık. makas. Yani bir Fenerbahçe gibi değil, belki bir Galatasaray gibi değil, Onu söyleyeyim. Değil değil. Onun yani. için orayı biraz takviye şartlayacaklar. Işte. Ee, ki ki birazdan sevgili Sercan'la da bağlantı yapacağız. Başta delali olmak üzere. İşte Kerem Atakan Keskin Sivas'taki o genç kardeşimiz o transfer tamam sanıyorum salı günü gelecek. E bir stoper bakıyorlar zaten. Bir de sol kanat. Ee, ama yani sol kanat bakıyorlar da bilmiyorum Enkodu var o tarafta bilemiyorum. Yani e, tam olarak ihtiyaç var mı ondan da emin değilim. Enkodu hakikaten çok faydalı bir adam. Her takıma lazım bir adam Enkodu hocam. Her şeyi yapıyor. Mesela bir ikinci, Geçen ikinci goldü bir herhalde. Bir şey. çok iyi i̇kinci değil. goldü herhalde. Arkadan aldı, verdi sağ tarafa. Bindirdi. İkinci topta, üçüncü topta gitti. Golünü attı, geldi. Orada Salih'in de inanılmaz bir çok kalite bir, bir topu döndürme pası Özet var. geldiğinde müthiş, müthiş bir asist ya. Yani. yani. O gol Avrupa'yı bir gol. Gerçekten keyif veren evet. bir goldü. Ee, onu ha, da şu var, detaylı şey söyleyeceğiz. Bak bugün Beşiktaş taşladı dolu. Herhalde Beşiktaşlı taraftarlar gece geç olmasına rağmen verdikleri parayı helal etmişlerdir. Evet. Ya bir şöyle toplar oynasın. İkinci yarı Karagümrük bayağı bir direndi 3-1'den sonra. O da iyiydi. O da hoşuma gitti. Ama böyle maçlar güzel oluyor. Hocam bu Pirlo biliyorsun Fatih Terim için o zaman e, Milan'daki dönem bir kitap yazdı ya şey demişti. Bir taktik veriyor bize. Taktik tahtasında hiçbir şey anlamıyoruz. Tam bir kaos diyor ama bilmiyorum kendisi nasıl taktik veriyor. Biraz sonradan sıkıntı sonradan var iki haftada. Dörder dörder gol yiyor yalnız Karagümrük. Onu da söyleyeyim. İkinci hafta sonradan, baydı. Sonradan geri aldı ama bir de şu var. Fatih Karagümrük geçen seneye göre de bayağı futbolcu kaybetti. En başta işte Biglia, Başakşehir'e giden Biglia'yı hissediyorlar. Şeyi e, Pesic gitti. Var bir iki tane daha giden var. E, bir de Karagümrük'ün sahası yok hocam ya yani. yani. Onun sahası yok, ötekinin sahası yok. Ötekinin sahası ufak bilmem nerede oynuyor. Yani bu da ligin kalitesini düşürüyor hocam. Senin sağın yok, bilmem neyin yok, ligde oynuyorsun. Bak, bilmiyorum. La gazetede Ele Sport demiş ki, uluslararası seviyede tanınmayan ama İtalyanlar için mutlu bir vahaya benzeyen kulüp. Kara için. İtalyanlar var ya işte Viviano Borini, bir de bir oyuncu daha vardı. Braschi miydi? Bir oyuncu daha var bayağı bir İtalyan ekibi var. Oraya buraya gidiyor. Ee, para olarak da zorlanıyor. Süleyman Irmak biliyorsun dertli o konuda. Dertli. Dertli hocam. Şimdi eee Vegos için de bir parantez açmamız lazım. E, güzel bir gol attı bugün. Yine zorladı, denedi. E, saçma sapan bir sarı kart gördü. Değil mi? Muleka Başka. gördü onu. Ha Muleka gördü. Muleka ha. gördü. Muleka da bir gol attı ama mesela oyunda Vegos gibi oyunda değil Muleka. Wegors oyunun içinde hep var. Beşiktaş'ın santrıforu iyi santrıfor. Evet. Onu söyleyeyim. Daha iyi kullanılması lazım ama. E onu biraz Çünkü gezer. Çünkü çok iyi yerlere gidiyor. Kendini çok iyi kaybettiriyor. O tip santrıforu zaten ararsan nerede diye bakarsın ki iş peşinde işi bitirmiştir o sırada. Kendini aratıyor. o Çok tehlikeli bir oyuncu. Rakip için. Defans öyle adamı istemez ama ondan faydalanmak lazım. Hem ondan hem onun yanında oynayacak adamlarla organize ataklar tabii yapması lazım Beşiktaş. In. İkinci toplar gelir size. Evet. Onun olduğu yerde. Ona çok müsait çünkü. Ditekin bir tanesini indirdi geçen i̇ndirdi. hafta. Arkaya gitti. İndirdi. Öne indirdi. i̇ndirdi. Tabii. Hem önde iyi hem arkada iyi. Işte, ve defans için çok tehlikeli bir adam. İyi bir oyuncu yani. Şimdi ee, tabii az önce de vurguladık. Beşiktaş'ın oynayanlarıyla Yedek kulübesi arasında makas açık ve kadro derinliği anlamında da sıkıntı var diye. Ama Beşiktaş'ın yapacağı, yapması beklenen transferler de var. Delali transferini bizim sevgili Selcan e, muhabirimiz e, birkaç gün önce e, Türkiye'ye ilk duyuran isimdi Beşiktaş'ın Delali ile ilgilendiğini. Kulübüyle bir problem var ama gelinen son nokta nedir Delali transferinde? Bir de bu kadro derinliğini geliştirmek adına Beşiktaş... Hangi bölgelere, hangi isimlerle ilgili düşünüyor transferler, ne aşamada? Ee, Kerem Atakan'ı biliyoruz. Sözü bırakayım Sercan'a. O da e, çünkü Vodafone Park'ta e, belki sonrasında röportaja çabası da olacaktır. Önce şu transferlerle ilgili bize bir e, genel bilgi ver lütfen Sercan. Ender Bilgin'i yayınlar kolay gelsin. Beşiktaş e, transfer öncesinde baştan bir not aktarmak isterim. Bilmiyorum e, televizyona, yayıncı kuruluşa yansıdı mı? Ee, Beşiktaş taraftarı Valerian İsmail'in değişiklik yapmasına yönelik tezahüratlarda bulundu. Ardından dördüncü gol geldikten sonra 90 küsur dakikada Cenk Tosun'u çağırdı hoca. Ancak Cenk Tosun biraz oyuna girerken tepkiliydi. Ee, bunu notu aktarmak isterim. Daha sonrasında da e, maç bittikten sonra herhangi bir kutlamaya katılmadı. Direkt soyunma odasına doğru gitti. Bu notu aktararak transfere e, dair bilgileri paylaşalım. E, Delali Kerem Atakan Keskin sol kanat sağ stoper. Toplam 4 transfer bekleniyor. Sizin az önce Delali Kerem Atakan sol kanat, sol kanat sağ biliyorum. stoper. Evet, sağ stoper. Sadece sol kanat noktasında isim verebilecek noktada değilim. Sağ stoperle ilgili olarak e, İsveç'te Dujan Garden takımında forma giyen Isak ile Beşiktaş'ın halen görüştüğünü söyleyelim. İtalya'dan gelen haberler, eee ee, Verona ile anlaştığı yönündeydi ancak orada bir pürüz ortaya çıktı ve Beşiktaş'ta e, öyle saatlerinden itibaren e, İsveç kulübü Dujan Gardına bir resmi teklif yapma aşamasında 3 milyon euro dolayında bir e, bon servisten bahsediliyor ancak halen bir hazırlık olduğu için resmi teklif yaptı diyemiyoruz sadece Beşiktaş'ın şu an bir numarası sağ stoper için İsveç'te Dujan takımında forma giyen Isak Giel bu sağ stoper kısmı deli kısmı. Siz çok iyi özetlediniz. Ancak gelinen noktada şu an Everton Kulübü'nün çıkartmış olduğu birkaç tane pürüz var. Beşiktaş Kulübü yetkilileri, Beşiktaş profesyonelleri Everton'ın bu çıkarttığı pürüzleri ortadan kaldırmaya çalışıyor. Hatta son maç öncesinde e, Delali maç kadrosunda, Nottingham Forest maçında oynamak istememişti. Maç kadrosunda yer aldı ama normalde oyuna giriyor. Bu maçta oyuna girmedi, hiç süre almadı. Delali artık transferinin gerçekleşmesi için kendi kulübünden de bir talepte Orada bir kiralama bedeli söz konusu mu Selcan? Yani bir kiralama rakamı istiyorlar mı? 4 gün önce istemiyorlardı Ender Bilgin. Daha doğrusu 6-7 gün oldu çok özür dilerim. Salı günüydü haberi gerçekleştirdiğimiz gün. Ancak şu an itibariyle hem bir kiralama bedelinden bahsediliyor. Ancak sadece şunu söyleyeyim. Bir gün biz ya bugün ya yarın ya diğer gün... ...Dellali Beşiktaş'ta dersek herhangi bir kiralama bedelinin olmayacağı anlamına gelecektir bu çünkü... Beşiktaş Kulübü yetkilileri herhangi bir kiralama bedeli ödemek istemiyorlar. Oradaki pürüzü şöyle anlatmak isterim. E, bu vereceğimiz notlar da konuşulan fikir ayrılıklarının yaşandığı durum da bu. E, İngiltere'de bir vergi sistemi var. Vergi sisteminde sezon başında bu vergi sisteminde Dellali'nin üzerine düşen vergiyi İngiliz kulübü ödemiş. Tekrar ediyorum. Dellali'nin üzerine düşen vergi dilimine, bu da 45 gibi bir rakama tekabül ediyor Oo. yıllık maaşının. Everton ödedikten sonra eğer ...Dellali Ali Beşiktaş'a gelir, gelecek yılda Premier Lig'e dönerse, gelecek yılki vergi dilimine geçen yıl ödediği Everton ödediği parayı Della ödemek zorunda kalacak. Yani bir anda 600-700 bin euroluk, belki de biraz daha fazlası gibi bir rakam ortaya çıkıyor. Yani Beşiktaş'tan 2.2 milyon euro anlaştığını elimizde bir bilgi var. Ancak bu vergiden dolayı 600-700 bin euro e, biraz daha e, maliyet süt için. Hatta şimdi, de, C evet. hatta da şimdi Cenk Tosun çıkıyor. Onu da e, görüyoruz. Stadyumu da ilk e, terk eden futbolcular arasında sanıyorum hiç duş bile almamıştır şu an Cenk Tosun. Bu notu da aktarmış olayım. Delali ile ilgili atladığım bir nokta var mı Ender Bilgin? Yani sen dedin ki 2.2 gibi anlaşılan rakam ama 600 gücesi, 7, evet. 2.2 milyon ama 600-700 bin euroluk bir e, vergiden kaynaklanan artı maliyet söz konusu evet, çünkü, Biraz oralarda tıkanıyor iş herhalde. Evet orada tıkanıyor çünkü Dellali, Dellali çünkü gelecek yıl İngiltere'ye gitmesi durumunda bu vergiyi kendisi ödemek zorunda kalacak. Yani e. Beşiktaş'ta 2.2 alırsa Parasının bir, bir e, nokta 1.6'ya falan gelecek 1.5'e. Evet, bu da çok da delillerli için çok da faydalı bir anlaşma değil. İşte bununla ilgili Everton ve Beşiktaş'ın e, görüşmeleri devam ediyor. Bu vergi problemiyle ilgili durumun ortadan kaldırılması bekleniyor. 3 aşağı 5 yukarı e, opsiyonla ilgili durumlar halledildi. Şöyle söyleyeyim opsiyonla ilgili bu rakamları da ilk kez paylaşacağız. Bu transfer gerçekleşirse 2 gün sonra 3 gün sonra. Dellali'nin satın alma opsiyonunda iki tane madde var. Birincisi Ocak ayında alınırsa Beşiktaş tarafından bir de sezon sonunda alınırsa. Ne kadar rakamlar? Ocak ayında alınırsa Beşiktaş Ocak ayında bonservisini alırsa 6 milyon euro. Sezon sonu almaya karar verirse 8 milyon euro. Şu an anlaşılan rakam bu. Ancak pürüzün çıktığı noktayı da anlatmış olduk. Anlattık evet. Peki teşekkür ediyorum Sercan. Zaten konuların takipçisi olacağız. Siyah beyazlı taraftarlar da yine bu ekranlardan bütün gelişmeleri öğrenecekler. Hien transferi ile ilgili de stoper olarak bir gelişme bekliyoruz. Zaten Kerem Atakan Keskin sanıyorum yarın son kez oynayacak Sivas'ta ve Salı günü büyük ihtimalle İstanbul'a gelecektir sol kanat içinde bir müddet daha bekleyeceğiz diye gözüküyor. Evet, Sercan'a teşekkür ederim. Hocam böyle. Yani biraz o kadroyu genişletmek adına hamleleri var. Eli tabi tabii çok önemli bir oyuncu. Çok daha farklı yerlerde olması bekleniyordu. Ama biraz kendisinde arayabileceğimiz sıkıntılar oldu. Belki küllerinden doğabilmek adına Beşiktaş onun için doğru bir e, seçim olabilir. Hocam gönülsüz gelecekse hiç gelmez. Gönüllü geliyor da e, vergiyi yani, kendisi ödemek istemez tabi yani. Tamam ya da Euro. Hocam gönülsüz gelecekse işte vergiyi öydü buydu filan dersen yani sorunlu geldi mi bir futbolcu sorunu devam ediyor. Hocam 2.2 para bu, bu kalibrede oyuncular için tamam hani bir sıkıntısı var kariyerinde ama çok üst düzey e, bir oyuncudan bahsediyoruz. O yüzden hani Hocam Türkiye'ye ne üst düzey oyuncular geldi be uçaklarla uçaklarla gittiler. Ben ona Hı. yani 26 27 yaşında yalnız. Hı, tamam da yani ne üst düzeyi gördük hocam. Uçaklar dolu geldi sonra kimse yok da havalimanında giderken. İşte ama tam tersi de olabiliyor. Buraya Hı. çok sıkıntılı gelen oyunculardan sonra ne noktalara gelen oyuncular oldu. ...işte Beşiktaş keza öyle. Abu Bakar sakat şöyle böyle falan derdi. Talişka, Mario Gomez Mario Gomez bitti deniliyordu. Beşiktaş'ta bir anda bambaşka bir noktaya evrildi. Keza Talişka tukaka olmuştu Portekiz'de. Geldi burada neler oldu? bizde oluyorlar hocam ya. İşte o yüzden. Ben bizden bir maç seyrediyorum. Bir de İngiltere'de. Bugün bir şey maç seyrettim. City mi? City seyrettim. 3-1-3-3. Ya. Yani seyrederken yoruluyorum ya. Evet, orada bir sık, o orada o, onu seyredince insan bir şöyle bir sorguluyor kendisini, evet. Orada çok enteresan bir pozisyona şahit oldum bugün. Hatta biz alamıyoruz, Keşke alsaydık da gösterseydik. E, Senle yapacağım niyetim, bir futbolcuyu hakem oyundan attı, oyundan attı. İtirazlar mı itirazlar filan taban girdi diye oyundan attı. Sonra gitti, baktı, taban değilmiş, ayak üstüymüş, kırmızıyı aldı, sarıyı verdi, Hı. sarı. Var, bak, ama onun devamı var. Ben onun için bir şeyler söyleyeceğim. Tabii ben belki de biraz fazla düşünüyorum daha farklı. Sonunda öyle olacak ama bazı şeyler. Hani var ya neyse o zamanı gelince onu konuşalım. Tamam hocam. Doğru bir iş yaptılar tabii. Var lan. Ve maçta 3-3 bitti. Evet. Güzel ama Sici şey, takım hakikaten iyi takım. Güzel maç oldu. Newcastle'da Güzel maç oldu, keyifli maç oldu. Güzel maçlar oluyor. Ee, Chelsea yenildi. Orada da galiba Leeds 20 yıl sonra falan yenmiş. Güzel maçlar oluyor, enteresan maçlar oluyor hocam. Premierlik bu sene bir şey başladı. Ee, olma şansı, olma şansı var mı ya? Eh işte. Hocam. Ee, Caner'in pozisyonu ile ilgili gelen sorular var. Çok kısa bir süre sonra görüntüler işliğinde bakacağız. Ee, yani devre arasında hocayla da konuştuk. Gelecek görüntülerle de elintili de bir tek görüntü var. O görüntüden çözebileceğimizi düşünüyorum. Büyüteceğiz. Ee, i̇nşallah yani öyle diye bir Dip koyacağız, bakacağız. Yani e, zor içimiz biraz bazı pozisyonlarda. Tabii ki nihayetinde e, orada çeken arkadaşlar da anlık hareketler yapıyorlar. Bazen insanın suyu işin içine girdiği zaman kolay değil. Ama hocam tamam da şimdi oynanan yer İnan Üstad'ı. Yani bu kamera yerleri. şampiyonlar ligi maçları çekildi bilmem İyi. ne oldu. Yani orada artık bu statlarda filan hatanın az olması lazım. Beni bir gazeteci arkadaş aradı. Herkesin de tanıdığı Beşiktaşlı. Pozisyondan sonra beni arıyor. Ya O da benim gibi rahatsız olmuş ki arıyor. Aynı cümle haftayım da benim konuşmamı dinlememiş. Aynı cümleleri bana söyledi arkadaş. <laughs> Aynı cümleler ama. Ve o zaman yapmayın ya bu kadar para veriyor insanlar. Yani akıllarda kalmasın. Görüntüleri öyle verin abi. Yani çekerken biraz dikkatli çekin. Biraz daha fazla para verin. Ucuz insanla çalışmayın. <laughs> Hakkını verin abi. Yani e, bu seviyelerde bu seviyelerde Yarın bir gün paralar bu pozisyonlarla harcanıyorsa... Öyle şeyler olacak ki maçlar tabii tabii. daha hareketlendiği zaman var. başımız Daha bu üçüncü daha haftadayız. Daha çok farklı yerlere gidecek. Yani. Enkudu demiş ki çok iyi çalışıyoruz. Çok iyi idman yaptık. Beşiktaş için elimden gelen en iyi şekilde çalışıyorum. Geçen sene sakattım. Uzun süre ayrı kaldım. Ritmimi bulamadım. Yani ben Salih için söyleyeceğimi Enkudu için de söyleyebilirim. Meziyetli, çok meziyetli oyuncular ama performans istikrarları yok. Zaten o olursa o zaman hem kendileri seviye atlar hem de Beşiktaş'a seviye atlatırlar. Hocam Enkudu tipindeki futbolculara belli görevler verirsin ama Enkudu gibi futbolcuya sen bunu yap, şunu yapma diyemezsin. Enkudu gibi futbolcuyu biraz serbest bırakacaksın sahanın içinde. Serbest bırakacağın yer zaten hucum. Yani sen buraya girme, bunu yapma, işte şunu yap diyemez. Çünkü çok değişik bir oyuncu. Halep'e giderken Şam'a dönüyor. Bir anda frene basıyor, bir anda 100 kilometre sürede çıkıyor. Değişik bir adam. Çok faydalı bir adam. Nitekim bugün de gördük. Sağ tarafa ayrı iyi yaptı işi. Sol tarafta ayrı yaptı. Orta sahaya giriyor. Hep. Onun için bu tip futbolculara şey tanımak lazım. Yer tanımak Serbestlik lazım. Serbestlik. Oyun serbestisi yani. vermek lazım. Bu sezon onu inşallah söyleyeyim. benim ve Beşiktaş'ın sezonu ne olur? Beşiktaş için de i̇nşallah harika olur demiş. İnşallah hakikaten çok iyi. Ee, yani... bu şekliyle, bu performansıyla onu izlemek keyif gerçekten e, ee, Enkudu'yu da, Salih'i de, Salih yani, Salih Uçan'ı da. Şöyle söyleyeyim, bir defans, adamı, bir defans adamı Enkudu'yu karşısında istemez sana söyleyeyim. Hele ceza alanı civarında. Çünkü içeriye girdiği zaman başına bela açar. Tabii. E, çizginin üzerinde olursa yine açıyor. Çünkü iki tarafa giden bir oyuncu. Tek tarafa hani sağ, sağ, dışa gösterir de içeri girer. Mesela bak hemen dışı gösterip içeri girip burada. Böyle değil abi. Bu dışarıda gösterip içeri giriyor. İçeri girip dışarı gidiyor. Vakeme için Galatasaray söylentileri dolaşıyor hocam. Vakeme deyince şimdi aklıma geldi. en yani bakalım ya. Enteresan. E, olduğu yerde Vakeme de bir işler yapar. Türkiye'de yapar hocam ya. Gomis öyleydi böyleydi. Galatasaray iptal aldı iki maç. Vallahi aldı. Haklısın. 89 hayırlı işler. Birisi işte. 91 diğeri 90 artı 1 ile 87. 1-0 ikisi de. Evet. E, Galatasaray o kadar transferler yaptı. Ne oldu? Bakalım yavaş yavaş taşlar yerine oturacaktır. Rozier'in artık... harika ortasında golü buldum. İlk golüm oldu. O yüzden o an tarif edilemezdi diyor. Weghorst. Weghorst enteresan bir oyuncu. Konuştuk ya hani e, işte ailesi o kadar zengin. Kendisi işte e, futbol oynamasını falan da istememişler. E, çalışmayı, e, işine saygısı üst düzeyde olan çalışmayı seven... E, yani meziyetli gerçekten, düzgün bir karakter. Çok, çok da kaliteli bir tipe benziyor. Yani evet. fiziki, yani adamın saha içindeki hareketlerine baktığı zaman çok düzgün bir karaktere benziyor. Benim için özel bir hafta, bebeğim de dünyaya geldi diyor. Onun sağlıklı doğması ve böyle bir galibiyet hayatım boyunca hatırlayacağım çok özel bir haftaydı. Beş Tabii hafta. geçen hafta çünkü İstanbul'a aynı gün gidip gelmiş ya, eşi e, ne çok demiş? Çok iyi transfer. Tabii. Baba olmak çok önemliydi benim için. Bu üstler hayatı yaşamaya değer kılıyor. Hakikaten öyle. Öyle hakikaten. Ya bu adamın baktık ya. Hollanda'da kaç tane benzer istasyonu varmış adamın? Var. Yüz küsür. <gülüyor> 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 Taraftarlardan e, herhalde o sevgiyi görmek harikaydı. Bunun için gelmiştim Beşiktaş'a. Taraftarın coşkusu beni getirdi Beşiktaş'a. Çok Hollanda'da benzersiz harikaydı. benzin istasyonlarında benzin pompalıyor. İnşallah Türkiye'de de gol pompalar hocam. Vallahi Görürüz hocam. keyifle. Ee... Gol çünkü çok keyifli bir olay. Evet, Adam yani. da keyif almak için oynuyor zaten. Yaptığı işi keyif almak evet. için yap yapıyor. Para var zaten. Mesela i̇lk yarıdaki Beşiktaş hakikaten keyif verdi bugün. İkinci yarı bir Orada hata yaptılar. Ne işin var? Çok fazla gidiyorsun hala. Gerginlik gel işte. abi işte. Sağın içinde bir lider oyuncusu yok. Orada bir iki tane de pozisyonu var ha yani... yani Gitme gel. Diri kal. Top yap. Nitekim son 10 dakikada, son 7-8 dakikada o topu yaptılar. Yan top, düz top, 2 foul, 3 foul. Kara gümrük durdu. Stop etti. Yap, foul yap, dinlen. Her zaman kafa kafaya oynayamazsın abi. Bazen 150 kilometreye çık, bazen 20 kilometreye. Arada bir bir test düşürmek lazım. Dinlen o arada bir 7-8 dakika, 10 dakika. Sen de bunu yapacak oyuncular var. Tabii. Pas yapacak oyuncuların var senin. Şimdi Beşiktaş'ta 7 puan oldu eee averajı 4 oldu ve eee da e, bendeki bilgi yanlış değil değil mi? Averajda ligin lideri şu anda Beşiktaş. Hemen şuraya bir de Şeye bakalım. Bize bir de puan Başakşehir'e yersen... bakalım bize çünkü yenisini vermemişler. Evet. Yok Başakşehir şu anda averajda değil. gelir Ligi. şimdi hocam. 4 5 Beş Beşiktaş 1, şey Başakşehir 1. Beşiktaş 2 değil mi? Evet. Geldi şimdi de arkadaşlar buraya verdiler. Medipol, Başakşehir, Beşiktaş, Gaziantep. Gaziantep'te sessiz ve derinden 7 puan oldu 3 maçta. Averajlar 6-4-2. Adana, Demir ve e, Antalya, Giresun, Galatasaray, Trabzon. 6'şer puandalar. Adana, Demir'in e, ve Fenerbahçe'nin birer maçı eksik. E, yani orada da Adana, Demir ve Fenerbahçe. ya Enteresan ikisinden biri. Kazanırsa lider oluyor. Evet. Son 3 sırada hocam. Kasımpaşa, Karagümrük, İstanbul Spor. Hani sen 8 İstanbul takımı var, 8 İstanbul takımı var diyorsun ya hocam bak. Sıfırlardan 3'ü o. Bir de Hatay var. Ee, bu hafta Ankara gücü baydı değil mi? Tabii Ankara gücü bay. Hocam Kasımpaşa, Karagümrük, İstanbul Spor. Seyircilerini topla. Ondan sonra diğer takımlara bak seyircilerini. Hangisini yakalayabilir? Üç takımı toplarsan seyircisi. Valla ben o Onun üç Onun üzerindeki takımı Hatay, Sivas, Ümraniye. E, Ümraniye de öyle böyle. Ankara gücü falan, Konya, Kayseri, Alanya. Hiçbirini yakalayamaz. Üçünün toplamı. Hatta şeyi de tak. Ümraniye'yi de koy. Ümraniye'nin seyircisi gene o üçüne göre biraz var seyircisiz de olmuyor be hocam. E, Karagümrük kendi sahasız da olmuyor. Semtinde oynasa gelir. <laughs> e, ama oynuyor. Nerede ne Nerede? Nerede sağ abi i̇şte var mı? Hocam. E var işte bizim o vefa sahası değil evet. mi eski? Ben orada oynadıydım o yanında hastane hastane var. 5-6 bin kişilik bir şey var orasını doldururlar da orada Süper Lig maçı oynanmaz. E. İspi Süper Lig, süperlik Süper Lig değil. Kasımpaşa'da da aslında Hani belli bir taraftar potansiyeli var. Pek yani o şeyi kasım göstermiyorlar. Kasımpaşa'nın seyircisi Kasımpaşa'ya sahip çıkmıyor ya. Onlar biraz küstüler mi? Ne oldular? Orada Bilmiyorum. belki Arada bir var orada. başka bir şeyler var. Yoksa çünkü, fena bir seyircisi yok çünkü mu Çünkü onların seyircisinin daha fazla olması tabii, lazım. Tabii tabii. Semt takımı, onların statları da çok güzel bir yerde. İstanbul'un göbeğinde çok sempatik bir statları var. Beyoğlu'nun altı. Bu Şeye ne diyorsun hocam Şimdi Selcan az önce bize söyledi, söyledi ya aktardı Cenk, Cenk Tosun. Tosun 20 saniye 30 saniye falan oyunda kaldı Taraftar İsmail baksana Değişiklik yapsana diye Tezahürat yapıyor Valerian İsmail'e Cenk Tosun'la Umut Meraş'ı galiba Oyunu alıyor 30 saniye maç süre yetmiyor 30 saniye falan oyunda kalıyorlar tamam. Cenk Tosun girerken de çok bozuk Ben buradan yüz ifadesini Şu anda net bir şekilde hafızamda hatırlıyorum çıkarken de direkt hiç bakmadan gitmiş soyunma odasına ve telefonla konuşurken de direkt stadı terk etmişler zaten. Peki cevap vereyim abi. Buyurun hocam. Sen geldin Beşiktaş sana kucak açtı. Sakatlık odur budur filan. Sen maça girdin. Maça girdikten 5 dakika sonra atıldın ya. Cek Tosun. Takımın 10 kişi bıraktı. Girdin maça. Maçtan sonra itiraz mı itirazdan atıldın abi ya. Senin ağzını açmaya hakkın yok. Senin antrenörün belki de 5 saniye oynatır. O seni ilgilendirmez Sen çıktığın maçta Beşiktaş formasını giyiyorsan Veya hangi takımın Sonuna kadar direneceksin Bırak hava yapmayı Sen girdin maça Antrenör mü attı seni? Teknik adam mı attı? Sen atıldın ya Olacak şey değil Oyuna girdin Oyundan atıldın 5 dakika sonra he. Şimdi niye hava yapıyorsun ki? Artı orada oynayan adam da Bayağı iyi futbolcu Yani ne, ne hava yapıyorsun ki Ben anlamıyorum ya ama haklı Cenk biliyor musun? Niye haklı? Bizde atılan futbolcuyu seyirci alkışlıyor abi. Atılan futbolcuya sen takımını nasıl 10 kişi bırakırsın demiyor abi? Alkışlıyorlar. Seyirci alkışlıyor atılan topçuyu. Cenk menk. hiç fark etmez. Yok öyle hikaye. Böyle bir ülkede de Cenk hava yapar çıkar. İşte tabii Beşiktaş taraftarının gözünde yeri ayrı biliyorsun geçmişte iyi de para kazandırdı Beşiktaş'a çok önemli ya, tamam işler de yaptı kredisi bol Sen ee, ben geldin. 30 saniyelik oyuncu muyum Beşiktaş dedi. Beşiktaş sana kucak açtı sakatlıktan geldin abi oynayacak mısın oynamayacak mısın belli değil yapma hava bekle oynarsın böyle yaparsan hiç oynayamazsın. Peki bir ara konuştuk biz seninle hocam e, şey maçı izlerken ya bir değişiklik gerekmiyor mu takımda yoruldu falan bir devrede Berkay'ın e, yerine Kartalı aldı beş, sonra milyar, bayağı bekledi evet. yani hiç 90'da değişiklik Ama oldu hocam işte aşağı tarafı da öyle demek ki girecek adam daha yok ki teknik tek adam onu değerlendiriyor yapıyor. herhalde evet. Şimdi ben bildiğim dolu keser miyim? Ayrı bir olay. Kestiğimde olur da teknik adam olarak. O biraz kesti geçen hafta çünkü. O kesti geçen hafta o Alanya maçı ona fatura edilir ama hani demek ki o andaki takımı değiştirmek istemedi ama ne oldu? Takımın içinde lider olmadığı için o hale geldi hocam. Sana söyleyeyim. İşte orada çıkacak bir adam ki o da bugün sakat olduğu için oynamadı. O olsaydı frene basardı. Verirdi. Alırdı. Takımı toparlardı. Ha o da olduğu zaman takım bu süratle oynar mıydı ilk yarı? Bir de o var ha. Bir de o işin o tarafını düşün. Ya. Çok süratle oynadı Beşiktaş. İnanılmaz ilk bastılar. Ya, i̇nanılmaz bastılar ve basma süresi uzun sürdü. O kadar beklemiyordum basacaklarını Fizik kalitesi iyi Beşiktaş'ın hocam. Yani öyle basıyorsa Zaten bir takım. Oyuncular da diyor iyi çalışıyor. Öyle diye. basıyorsa bir takım o kadar sürede demek ki iyiler. Ama bunu 90 dakika basamazsın. Hocam Arda kardeşler için devre arasında onun için zor bir maç olmadı dedin. Pek art diye futbolcular yoktu. Maçta bir yerde koptu yani. Mesela 3-2 olmadı. Çok böyle zor bir olmadı, olmadı falan. Maç Öyle değildi. olunca da maç gitti. Bir, bir, iki pozisyona bakacağız. Bu arada bakıyorum şeye baktım. Ee, bayağı sakat hakem var ya. Bak Halil Umut Meler sakat. Erkan Özdamar sakat. Hüseyin Göçek sakat. O hep sakat. Tugay, Tugay Kağan, Numan Numanoğlu sakat. Kadir Sağlam sakatlanmıştı herhalde. Salih konuşacak bir arzdan. 17 maç, ha, 17 hakem var hocam. 9 maça 17 hakem bak. Zor iş ha. Hakemler bu kadar ha, Başladı sakat... mı? Ha. Hakemler bu kadar sakatlanıyorlarsa demek kendilerine iyi bakmıyorlar hocam. Ee. O kadar basit.